Karmatiler. Hamdan Karmat tarafından kurulan ve Batıniliğin bir kolu olan fırka. Hamdan Karmat, 870 Hicri 260'da Küfe yakınında Darül Hicre adını verdiği bir konak yaptırdı. Burayı müstahkem bir sığınak haline getirip, taraftarlarının merkezi olarak kullandı. Cahil halkı ve Abbasi idaresine karşı olanları etrafına toplayıp, bugünkü komünizmde bulunan mülkiyette ortaklık fikrini savundu. Zenginlerin malını paylaşmayı, halk arasında fakir-zengin ayrılığını ortadan kaldırmayı gaye edinen Karamita veya Karmatiye sapık yolunu kurdu. 12 imama inanan Şiilerin arasında, kaybolan son imamın pek yakında Mehdi olarak döneceği propagandasını yayarak taraftar buldu. Sapık fikirlerini kısa zamanda bütün Irak'ta yayan Hamdan Karmat'ın etrafında oldukça kalabalık bir halk toplandı. Ona tabi olanlara Karamita veya Karmati denildi. İslam dininin emir ve yasaklarının birçoğunun yersiz ve geçersiz olduğunu söyledi. Bahreyn'de, Müminiye, kentini inşa etmişler, haccın batıl bir itikat olduğunu ileri sürerek 930 yılında Mekke'ye saldırmışlar, 20 bin hacıyı katlederek cesetlerini Zemzem kuyusuna doldurmuşlar, Mekke-i Mükerreme'yi işgal edip, Hacer-ül Esved'i yerinden alarak Ahsa'ya götürdüler. 20 yıl kadar sonra Fatımi hükümdarı El-Mansur'un isteği üzerine tekrar eski yerine koydular ve 11. yüzyıla kadar bağımsızlıklarını korumuşlardır. Karmatiler, ikisi güneş doğmadan, ikisi de güneş battıktan sonra olmak üzere günde 4 rekat namaz kılarlar, kıble olarak Kudüs'ü kabul ederlerdi. Hac için Mekke'ye değil, Kudüs'e gidiyorlardı. Bir adı da İbahiye olan Karmatiler, şarap ve benzeri içkileri kullanmayı helal sayarlar. Mihrican ve Nevruz günlerinde olmak üzere yılda 2 gün oruç tutarlardı. Cennet, dünyada rahat ve mutlu olmak, cehennem ise ibadetlerin sıkıntılarına katlanmaktır, onun için ibadet etmeye lüzum yoktur derlerdi. Batıniye fırkasının davet ve propaganda esaslarına göre hareket eden Karmatilere göre 7 rakamı kutsaldır. Karmatilere göre Peygamber Sabık'tan tali vasıtasıyla kendisine kutsi ve saf kuvvet intikal eden kişidir. Vahiy getiren ise Cebrail değil peygamber üzerine taşan akıldır. Kur'an, Hazreti Muhammed'in külli akıldan gelen bilgileri ortaya koyduğu kendi ifadelerinden oluşur. Bu bakımdan Kur'an'ın Allah'ın kelamı diye adlandırılması mecazi anlamdadır. Mealcilik. Kur'an'a saldırma, tahrif etme çabaları ve teknikleri Karmatiliğin yoğrulmuş modern halidir. Yasar Nuri Öztürk'e göre. Karmatiler, baldırı çıplak taifesi değil, tam aksine, erdem, ahlak ve fikir üreten bilginler adamlardır. Kur'an, deizmi teşvik eden, terviç eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır, ihsan eli açık. Namaz dinin direği değildir. Ben bir adam doğru mu dürüst mü ona bakarım. Bunu yapan adam dinin direğini dikmiştir. Kur'an'da melek, cin, şeytan hepsi geçiyor. Kur'an'da geçiyorsa, yok diyemezsiniz. Ama nedir onlar? Melek güç demektir. Melaike melekler demektir. Allah'ın güçleri demektir yani. Deprem, rüzgar. Doğada ne varsa Allah'ın gücüdür. Melektir yani. Azrail Tanrı'nın durduran gücü demektir. Mikail Tanrı'nın övülüşü demektir. Cebrail Tanrı'nın insanla konuşmasıdır. Normal insan anlayamayacağı için böyle temsil edilmiştir. Cin de göze görünmeyen şeyler demektir. Duyu organlarının algılamadığı bize kapalı şeylerdir. Vakıf olamadığımız perdenin gerisindeki olaylar, durumlar ve nesnelerdir. Reşat halife için peygamber deyip onun ve kendisinin vahiy aldığını söylüyor. Reşat halife 19 dinine mensuptur. Kafasından uydurduğu 19 felsefesi ile Kur'an-ı Kerim'i bir matematik kitabı gibi yorumlamış, Tevbe suresini 19'a uyduramadığı için Kur'an'ın değiştirildiğini, 2 ayetin fazlalık olduğunu iddia ediyor.